merhabalar. Giton'daki kamp alanımızdayız hala. Bugün de buradan Elafonissos adasına gideceğiz. Kamp alanımızın bulunduğu nokta hayli güzel bizim için. Monemvasiye'ye de biz bir saat gibi bir sürede gittik. Gerçi burası biraz daha uzun olacak galiba. 2 saat miydi Celalettin? Evet, yaklaşık 2 saat sürecek. Haritadan göstermeye çalışırız onu da size. Şimdi çok acıktık. Hızlıca toparlanıp yolda tabii ki Lidl'a uğrayacağız. Bizi izleyenler bilirler. Bir börek alacağız oradan. Atıştırmalık alıp devam edeceğiz adaya doğru. Bunları alıyorum o zaman. Bunu alayım mı saklanınca? Aha, al, arabada yok. Şunu da alalım. Hoparlörümüz. Olmazsa olmaz. Tamamız galiba. Lidl'a gittik. Pervin'in çıkmadan önce söylediği gibi yolda biraz kendimize kahvaltılık bir şeyler aldık. Böyle börek tarzı, tereyağlı kruvasan tarzı. Bunları yiyeceğiz. Sabah kahvaltımız bugün bu olacak. Normalde aslında içeride çekim yapabilirdik Lidl'da ama normalde Lidl içeride çekim yapılmasına müsaade etmiyor ama Zakintos videomuzda biz çekmiştik. Daha önce de çekmiştik. Şu an çok aslında uğraşmak da istemedik aslında. Size bu şekilde gösteririz diye. Yani bayağı bir yolluk malzeme aldık kendimize. Meyve suyu aldık. Ben kola aldım. İçecek. Bayağı bir içecek aldık. Su aldık. Hepsi. Ne kadar tutmuştu? 10 euro tuttu. 6 evet. Tane su, 2 tane kola, 2 tane meyve suyu, 2 tane kahvemsi içecek. İşte 2 tane kruvasan vesaire vesaire. Bayağı bir şey yani. Hatta yarısına geldiğimde daha 6-7 euroydu kasada. Yuh dedim, bu kadar şey aldık. Neden bu kadar ucuz? Lidl farkı diyelim. Biletimizi aldık. Araç için 11 euro. Bizim için de kişi başı 2 euro dedik. Yani araçla gitmek daha mantıklı oraya. Çünkü adada bir toplu taşıma yok. Araçla daha rahat gidebilirsiniz. Ama aracını burada feribota binmeden bırakıp sadece kendileri geçenler de oluyordu. Onun dışında bir de böyle bir kağıt verdiler. Bunda da feribot saatleri yazıyor. Dönüş için en son 23.30 gayet makul bir saat bence. Biraz deniz havası alalım mı? Çünkü çok yakınız. Adaya hemen bakacağız. Suyun rengini gördün mü? Evet, çok güzel. Osman. Çok güzel. Evet. Ve adaya geldik. 10 dakika bile sürmedi galiba feribot yolculuğumuz. Sandalyesini ve şemsiyesini getiren insanlar var. Bana Maldivleri anımsattı. Daha önce gittiğimiz yerlerden. Ora gibi beyaz kumları var ve masmavi bir suyu var. Gerçekten çok temiz. Suyun dibi inanılmaz temiz. Yani buraya gelenler mutlaka dalış gözlük basit ekipmanlarını getirirse muhteşem bir doğayla karşılaşacaklarına inanıyorum. Şimdi adada çok meşhur bir kilise var. Oraya gideceğiz. Küçük bir ada olduğu için çok fazla gezecek
aktivite anlamında da yapacak bir şey yok ama sahil olarak çok güzel. Başka plajlar da var hatta. Ve bir tavernaya da uğramayı düşünüyoruz. Orayla kapanış yaparız diye düşünüyorum. Şu anda Elefanisos Adası'nın iç sokaklarındayız. Mavi beyaz bayrağı gibi tipik Yunan evleri var ve çok şirinler. Sokaklara muhtemelen yani araç girecek büyüklükte ama girmiyor. Birkaç araç gördük ama olmadığı için de çok güzel, sessiz. Tam böyle akşam güneş batım vaktinde dolaşmalık diyebiliriz. Kiliseye geldik. Fotoğraflarda da en çok karşımıza çıkan yerlerden biri burasıydı. Agios Spiridon kilisenin adı. Şimdi biraz daha yakından bakacağız. Şu anda kiliseye geldik. Tam da organizasyon var. Arkamda belki görüyorsunuzdur. Vaftiz töreninden dolayı şerbet falan şekerleme dağıtıyorlar. Biraz bizim adetlere benziyor bu da. Mutluluklarca. Çok güzel her şey, çok lezzetli. Balık gelecek galiba sadece. Artık videonun sonu bizim için de keyfin başlangıcı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kabak çok iyi.